resetim buydu. Resetimde eksiklikler vardı mesela. Şuradaki gibi gap vardı. Bunu interpolate yaptım. Onu öğrendim, cubic interpolate. Bir de verimin ham hali. Bu açıklamalarım. Açıklamalar var. Hangi veriyi nereden aldığıma dair her şey yazıyor. Bu tabii ki veri normalde böyle. Bir kısmı. Compiled ettim. Yani birleştirdim. Birleştirdiğim veriyi de bunlar. Çok fazla olduğu için bu değişkenleri çıkarttım. Bu değişkenleri budadım. Böyle bu hale geldi. Bunda da hala bunlar eksikti. Bunlara da veri sayısı 50'den fazla olduğu için zaman serisinde hoca çıkartabilirsin dedi. Sonra bunları da çıkarttım. Son 3 seriyle çıkarttım. 2018'e kadar getirdim. Sonra bunu Eviews'e hazırlamak için tekrar bir gözden geçirdim. Hala şunları silip silmemekte tereddüt ettim. En son olarak Eviews'e hazırladım. Eviews'e attım. Eviews'e atarken Eviews programını açtım. File dedim. New dedim. Work file dedim. Annual dedim. 1963 dedim. 2018 dedim. Okay dedim. Elimdekini sileyim mi diyor. Sil. Çünkü öğreniyorum tekrar. Geldim buraya. File dedim. Import dedim. Import from file dedim. Desktop'ta. Desktop'u açabilirsek. Verilerde. Gökhan hocam ve Compiled'da. Gökhan susar mısın? Kitap okuyorum. Yaptığım işi kaydediyorum. Bir abi sessiz ya. Hatırlamak için not alıyorum şu an. Ya. Şu an sesli olarak videoyu kaydediyorum hatırladığım şeyi. Yok yok. Names yaptım. Year, date, NA'lerde olsun dedim. Next dedim. Ve böyle seriyi atmış oldum. Burada niye böyle bir uyarı vardı? Seriler alfa objekte bağlayayım mı dedi, bağladı size. Şimdi bu yıllık bu seri. Ctrl A dedim. Ctrl A, pardon. Ctrl A dedim. Copy dedim. Buraya yazdım. Frequency range dedim. Ama bundan önce şu eksik olan seriyi bir interpolate edelim. Bakın gördünüz mü? Bu nasıl ediyor? Interpolate diyoruz. Böyle yapıyoruz. Interpolate diyoruz. Cubic diyoruz. Output seri.